Evet 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 merhabalar yeni bir videoya hoş geldiniz Bugün yeni bir şey yapacağız. NBA quizleri çözeceğiz. Bu quizde 2022'de NBA'de yeni takımlarında oynayacak 64 oyuncunun ismini bilmeye çalışacağız. 15 dakika süremiz var. Hedefim ortalamanın üstünde bir skor almak. Normalde açıkçası ben Lakers'ı destekliyorum. Genelde Lakers'ın her maçını izlemeye çalışıyorum. Ama bu sene Lakers'ın maçlarını izlemek biraz zor. O yüzden takımların büyük bir kısmına göz atma fırsatı buldum bu sene. Hemen hemen hepsinin maçlarını izledim. Hadi bakalım şimdi quiz'e geçelim. Bakalım 64 kişiden kaçını bilebileceğiz. Ee, i̇lk oyuncuyu zaten görüyoruz. Matthew De Vedova ama e, yazması biraz sıkıntı olacak. De Vedova. E, i̇kinci oyuncu hmm, Minnesota'dan giden bir oyuncuydu bu. Jared Vanderbilt miydi? Vanderbilt. Evet Evet bununla doğru bildik. Üçüncü oyuncu Toscano. Anderson Golden State'den Lakers'a geldi bu sene ama yani çok kötü bir sezon geçiriyor. Koçları da soruyorlar. Bucks to Lakers. Bucks'tan Lakers'a gelmiş. Ha nereden nereye geldiğini de söylüyor aşağıda. Darwin hem Kevin Örter inanılmaz bir sezon geçiriyor gerçekten. Kızılmamla. Uuu. Minnesota'dan Phoenix'e gelen bir oyuncu. Geçeceğim. Çok birine benzetemedim. Uuu. DiVincenzo. Vincenzo. Di bin Cenzo. Yani bu isim yazmalarda sıkıntı yaşarım diye düşünmüştüm ama şu an kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Diandre Jordan. Evet kolaylar gelmeye başladı. Bir sonrakini de görmüştüm. Donovan Mitchell. Ee, H. Smith <laughs> çok sevdiğim bir oyuncu. NBA'nin en çok takım değiştirdi oyuncularından biri ve gerçekten hızıyla, oyuna hakimiyetiyle beni... Yani tabii ortalama bir oyuncu ama yine de beğenerek izlediğim bir oyuncu. Frank Kaminski. O Sims diyeceğim ama yok. Jericho Sims bu değil. Arkada sanırım Cedi Osman var. Utah Jazz'dan geldi. Yani çok da tanıdık birine benziyor ama çıkaramadım. Hiç alakası yok. Bilme ihtimalim yok. Evet Morris. Markif Morris. Morris ikizlerden. Bruce Brown. Malik Monk geçen sene Lakers'ta en çok katkı veren oyunculardan biriydi. Ama kaybettik bu sene. Otto Porter. Sen kimsin ya? Atlanta'dan Wizards'a gelmiş. Yok. Ne yazık ki tanıyamadım. Bogdanovic. Eski Fenerbahçeli. Noel. Noel bu sene Pistons'da mıymış? Bak bunu hiç izlememişim. Pistons maçı 45 saniye falan izledim bu sene ama o yüzden çok bilemedim. Chris Wood. Blake Griffin. Gerçekten kariyeri çok düşüşte olan bir isim. Bir tane atladık. Uuu TJ Warren. TJ Warren ama yani Bubble'dan sonra TJ Warren'ı gören yoktur herhalde. İki senedir falan. Kayıplarda. McGee. Pat umarım en kısa zamanda takaslanır. Isaiah Hartenstein. Evet şimdi Hartenstein'ı nasıl yazacağız? Hartenstein. Evet çok da zor değilmiş ya abarttım. Oo Bokruz. Hernan Gomez. Eğer Hustle filmini izlediyseniz de ya fena olmayan filmde. Oranın başrolüydü Bokruz. Ee, Jeremy Grant. Robin Lopez. Uff. Şu abimin yakışıklılığına bakın ya. Yani başka bir oyuncu, başka bir topçu. Hastasıyım. Danilo Galinare. Taj Gibson. Taj Gibson'ın da hala MV'de oynaması inanılmaz bir olay. Kelly Olinik bu sene. Oo, Olinik. Olinik nasıl yazılıyor ya? Oli Nik. Hiç alakası yok. 2L ile deneyelim. Yok. O Olinik. Olinik. <laughs> Yok. <gülüyor> Yazamıyorum ama Kelly Olinik olduğunu biliyoruz. Bir sonrakine geçiyorum. KCP. Pop yazsam oluyor mu? Olmuyor. Caldwell Pop. Rudy Gobert. Belki yani tarihin en kötü takaslarından biri. Minnesota'da yani şu an çıkmaz bir durum var. Lakers, Brooklyn kadar kötü değiller ama onlar da yani hiç uyumlu olmayacak bir takım kurdular. Ee, Peyton Geri Gary sıkıntı. second. Evet bir koç daha Celtics'ten Caz'a. Caz'ın bu seneki koçu bilmiyorum ama Caz maçını izlediğimde Spiker hani Mike Conley ile aynı yaşta ya da aralarında işte çok küçük bir yaş farkı var gibi bir şey anlatmıştı ama ismen bilmiyorum. Evet hızlanmamız lazım bunu bulamadık. Dian Evet, Deandre Melton. De Melton özür dilerim. Dejante Murray çok iyi bir ekleme oldu Hawks için. Montrezl Harrell. Harrell. Danny Green. Ah. Ah Danny Green. Zamanında yani en çok tepki gösterdiğim oyunculardan biriydi. Colin Sexton. Sexton. Oo, oo. Ben seni nereden tanıyorum ya? Landale bu değil ya. Landale bu mu? Evet Jack Landale. Goran Dragic. Çok iyi oyuncu. Çok iyi topçu. Eyvah. Kyle Anderson, The Slow Mo, Emin en yavaş oyuncularından biri. Nuggets to Wizards, Will Barton. Barton. Robbie, Robbie, Isaiah Robbie. Evet. Alperen'i de gördük. Mark Markkanen. Mark çok iyi bir yaz geçirdi, çok iyi bir sezon girişi yaptı. Lonnie Walker the third, Ty Ford. Ama onu istemeyecek herhalde benden. Roman rakamıyla yazamam çünkü. Nuggets to Warriors, Jamichael Green. Marjanovic Emin en iyi insanlarından biri olduğu söyleniyor. Tanımadım bilmiyorum. Jalen Brunson kaliteli oyuncudur. Tadında. Ama yani iyi bir kontrat kaptı. <laughs> Mike Brown. Lebron'un ilk yıllarındaki koçuydu. İnanılmaz kötü bir koç gerçekten. Yani Kings'e yakışan bir koç açıkçası. Malcolm Brogdon. O da bu yazın en önemli eklemelerinden. Andre Drummond. Uuu, tanıyoruz seni ya. 2,5 dakikam kaldı. Acele edeyim. Holiday. Holiday. Holiday kardeşlerden diğeri. Yani üç tane var tabii bunlardan da. John Wolf geçmiş olsun. Ee, uzun bir sakatlıktan döndü. İntihar falan düşündüğü bir süreçten döndü ve bençten iyi bir katkı veriyor. İşte Fener'e istediğim adam. Kontratı biter bitmez Fener'e gelsin. Raul Neto. Koç'un oğlu. Austin Rivers. Mantemoris. Mm, Mante Evet. Timberwolves to Azubike. 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 Kimdi bu ya? Tanıdık da biri. Ya yani, neyse. Az kaldı. Justin Anderson mı? Justin Anderson. Hayır. Yok lan yok. Aa. Aa kimdi bu kimdi bu? Kevin Knox, Kevin Knox evet ya of, sonunda. Royce O'Neal 34 saniye. Taylor Horton Tucker hayatımda izlediğim en kötü basketbolculardan. Evet 56 tane doğru yaptık bilemediklerimiz. Çok tanıdık. Yani gerçekten seni hiç tanımıyorum ama tanıyor muyuz ya? Bu da bir yakın geldi. Kelly Olinik. Linik. Ha ha. Tamam doğru yazdık son anda. Genç koşu tanımıyoruz. PJ takır nasıl es geçtim ya? Sanırım böyle hani kliklerken next next derken PJ takır arada kaynadı. Yoksa PJ Tucker'ı tanımama ihtimalimiz yok. Malik Bizdi ya. Uf. Uzunmuş gibi geldi nedense. Fotoğrafı öyle bir çekmişler ki. Uzun düşünmeye çalıştım ben de. Malik bizi Evet. Çok tanıdıktım. Malik Bizli'yi bilemediğime üzüldüm. PJ Tucker'ı bilebilirdim. Bu arada ortalama average skor %68'miş. Ben de %89 yapmışım. Gayet iyi. 7 oyuncu bilemedik. PJ Tucker'ı kesin bilirdik. Coach Will Hardy. Evet. Duyduğum bir isim. Bunu da bilebilirdim. Delon Wright ya. Delon Wright nasıl bilemedik? Delon Wright da de saçları bir uzatmış. Bir şey yapmış. Böyle tanınmaz bir hale gelmiş. Brian Forbes. Tabii tanınan bir oyuncu ama. Bu da bir değişmiş ya. Bakalım. Box'tayken böyle miydi bu adam? ya da Spurs'dayken bakıyoruz. Yok ya böylemiş ben yeterince Brim Forbes'un yüzüne bakmamışım. Daniel House evet. Evet. Caz'daydı. Ondan önceki sene Houston'daydı. Harden'ın dönemde Houston'ın şutörüydü. Bilebilirdim. Bunu da bilebilirdim. Başta bilemediğim Josh Okogie. Josh Okogie çok da önemli bir oyuncu değil tabi. Onu da tanıyorum ama tipinden çıkaramadık demek ki. Daniel House'u bilebilirdim. Ama o da saçlarını örüyordu. Şimdi yani böyle açıkta bırakınca bir garip olmuş. Brim Forbes'u bilemedim. Bilemediğim için çok üzgün değilim. Dead on bilmeliydim. Onda da bir saç değişikliği işi olmuş. Coach Will Hardy'i bilebilirdim. PJ Tucker'ı zaten biliyorum. Es geçmişim. Onu da sayıyorum. Malik Bizli'yi de kesin bilmeliydim. %89 PJ takla birlikte %90 diyelim. 64 oyuncudan 58'ini birlik. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz quizleri görmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hangi quizleri çözmemi istiyorsanız bunları da bana atabilirsiniz yorumlarda. Videoyu beğendiyseniz de beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takip kalın.